Kazakistan uzun menzilli A400M tipi 2 askeri nakliye uçağı satın almak için Airbus'la anlaşma imzaladı. Hindistan ordusu, İsrail savunma firması Elbit Systems ve Hindistanlı Alpha Design firması tarafından ortak üretilen kamikaze drone'dan 100'den fazla satın aldı. Alman savunma firması Rheinmetall'ın ABD kolu ABD ordusuyla geniş çaplı teknolojik işbirliği anlaşması imzaladı. Japonya Savunma Bakanlığı 2022 mali yılı için 49.6 milyar dolar bütçe talebi hedeflediğini açıkladı. ABD'nin 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki varlığı, 20 yılın ardından 31 Ağustos 2021'de askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasıyla sona erdi. Irak Savunma Bakanı Cuma İnat, Türkiye'den Bayraktar TB2, T-129 Atak helikopteri ve gelişmiş silahlar satın almak istediklerini söyledi. Norveç ordusu 4000 adet 7.62 mm hafif makineli tüfek satın almak üzere Belçikalı savunma firması FN Hörstel'la anlaşma imzaladı. Rusya Savunma Bakanlığı Moskova'da düzenlenen Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army 2021'i 1.7 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini ve 2 milyar dolara aşan sözleşmeler imzalandığını duyurdu. Alman savunma firması Rheinmetall'ın Alman ordusunun Afrika ülkesi Nijer'deki uluslararası misyonundan gelen sipariş doğrultusunda bu ülkeye gökyüzü gözetleme sistemi kuracağı açıklandı. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi firması F-16 kanadı üretimine yeniden başlamak için Lockheed Martin'le anlaşma imzaladı.